Merhaba değerli izleyiciler. Adım adım Kaboşon serimize devam ediyoruz. İlk başta testere bölümünü nasıl yapacağımızı, makinayı nasıl temin edeceğimizi anlattık. Şimdi de disk bölümüne geçiyoruz. Yine burada da testere bölümünde olduğu gibi uzun bir mil var. Şu an bu mil 2 santimetre çapında. Daha farklı olabilir, değişiklik gösterebilir. Hatta dediğimiz gibi başka tür bir motor da olabilir. Tek tarafı milli bir motor da olabilir. Hatta testereyi ayrı, diskleri ayrı kullanabiliriz. Aşındırıcı diskleri. Kesme bölümümüzü hallettik. Şimdi sırada aşındırma bölümümüz var. Aşındırma bölümünde biz disk kullanmayı tercih ettik. Neden disk kullanıyoruz? Çünkü işlerimizin çok daha seri ve hızlı yürümesi için disk kullanacağız. Normal tek parça bir şey kullansak burada yavaş olur. Disk kullandığımızda 5-6 kat daha hızlı iş yapmış oluyoruz. Sizler disk kullanmak zorunda değilsiniz. Bu motordan da kullanmak zorunda değilsiniz. Öncelikle bunu belirteyim. Disk yerine diğer yine alternatifleri de kullanabilirsiniz. Hangi alternatifleri kullanabilirsiniz? Burada görmüş olduğunuz pedler olabilir. Bu pedlerin boyutları değişebilir. Daha büyük ya da daha küçük elmas pedler olabilir. Yine bu bölümde de bu şekilde aşındırıcılar, elmas aşındırıcılar kullanabilirsiniz. Ayrıca silisyum karbür zımpara pedleri de yine kullanabilirsiniz. Bu şekilde yalnız ped için ne gerekiyor? Bir yapıştırma yüzeyi gerekiyor. Bu da 10-15 TL'ye bulabileceğiniz zaten ped yapıştırma zemini. Bunu keserek bir diske ekleyip buraya montajını yapabilirsiniz. Yani miliniz kısa olabilir. Diyelim ki taş motoru mili aldınız. Uzunluğu bu kadardır. Bunu buraya takarsınız. Yapıştırma yöntemiyle işlerinizi halledersiniz. Bu makineye göre biraz daha uzun sürer ama yine kaliteli iş çıkarmış olabilirsiniz. Yine bu arada ne kullanabilirsiniz? Kısa olursa bu. Yine şurada gördüğünüz gibi ara aparatlar koyabilirsiniz. Hani o küçük diskin arasına küçük bir disk koyup yine bu ara aparatlardan koyabilirsiniz. Bu şekilde. Yani makinenin pek bir şeyi yok. Oldukça basit bir sistem. İnsanların gözünde büyüttüğüne bakmayın. Öyle hani binlerce dolar tutacak bir malzeme falan yok ya da çok zor bir iş değil. İnanın bunu ülkemizin her tornacısı yapabilir. Ayrıca çok çok yüksek maliyetlere de hiç gerek yok. Hani ithalat yapmaya da gerek yok. Bütün ürünlerde elmas diskler de dahil, pedler de dahil hepsini aslında ülkemizde üretebiliriz. Prosedürü o kadar zor da değil. Daha önce izlemiştik elmas zımpara yapımını göstermiştim, yapmıştım, kullandım. Hatta görüyorsunuz bu şekilde. Hani ülkemizde elmas yok. Onu ne yapacağız? Onu da borla, kübik bor nitrür, elmasla yarışacak bir madde. Sertlikte aşındırıcı olarak. O kullanılabilir. Aşındırıcı grubu ülkemizde tamamen yerli olarak üretilebilir arkadaşlar. Ben buraya ekstra bir toz kılıfı ekledim. Su ve toz için her buna gerek yok ama ben yine de önlem olsun diye bunu ekledim. Sizin tercihinize kalmış. Disk sistemi yapacaksanız buraya hani taş motorlarında tekli bir disk yapıp da kullanabilirsiniz veya diskleri değiştire değiştire kullanabilirsiniz bu şekilde olmazsa. Bakın bu tarafı dışa yevli görüyorsunuz. Bu tarafta boşluk var. İçe geçmesi daha rahat geçmesi için bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Ben bunlar hepsini kendim dizayn ettim. Önce 3D modellerini hazırladım. Ondan sonra bu şekle getirdik. Araya aparat koyuyoruz. Bu şekilde. İki disk arasını bu şekilde yapmış oluyoruz. Bakın bu da elmas diskimiz. Evet, diskler bu şekilde 3 tane disk sığıyor. Hatta bir dördüncü diskimiz daha buraya yerleşiyor.
Karşı tarafta testere olarak kullanıyoruz ama testereyi çıkarıp aynı disklerden aynı şekilde 4 tane de buraya takabiliyoruz aynı anda. 4 burada. 4 tane de burada diskimiz oluyor. Toplam 8 disk. Makine ve ekipman olmadan kabuşon yapamayız. Öncelikle çünkü makine ve ekipmandan başladık. Adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü serimizin adı da zaten adım adım kabuşon. Yine faset kesim disklerimiz var. Faset kesim disklerimizi nasıl kullanacağız? Bunlar da yine yana takıyoruz. Bu şekilde yana takıp bu şekilde kullanabiliyoruz. 3000 gride kadar veya daha fazla bulabilirseniz her tür faset kesim diski yana takılıp çalışma yapılabilir. Zaten bizim kendi bu yaptığımız makinaya aparatta ekleyeceğiz faset kesim için. Aşındırma grubunda çalışırken önemli olan sıra üzere gitmek. Mesela elimizdeki faset disklere bakarsak 320, 600, 1200, 3000. Petlere bakacak olursak petler 50 kumdan başlıyor. 10.000 kuma kadar pet rahatlıkla bulabilirsiniz. Petler ucuz bir çözümdür. Yine zımparalar da 3.000 kuma kadar rahatlıkla zımpara piyasada bulma imkanınız var bu şekilde. Fakat şunlardan bulamıyorsunuz. Disklere taktığımız zımparalardan maalesef bulamıyoruz. Onun için zaten biz elmas zımpara yapma yoluna gittik. Hatta silisyum karbürün de yüksek kumlarını yine bu şekilde beze uygulama yapacağız ki disklerimizde kullanabilelim. Burada mesela kağıt zımpara kullandık. Burada bez zımpara kullandık. Bez zımpara dayanıklılık olarak zaten hemen kendisini ispatladı. Kağıtta sıkıntılar çıkıyor. Ama kağıtta da inanın çok güzel yine verim alınabiliyor. Yapıştırma yapıyorsunuz açılan yer olursa. Ki ben bunu ilk yaptığımda bir montaj hatası yapmıştım. İlk yaptığımızda düzgün kaplamayı yaparsak yine verim alabiliriz. Burada sorun ince zımpara bulamıyoruz. Bu zımparaların büyük ebatta diyelim ki uzunluğun 50 santim olması lazım diskimize takılabilmesi için zımparaların. O şekilde zımpara yok piyasada. Çok yer gezdim, dolaştım, internetten de bakıyorum. Bulmak zor. Yurt dışı sitelerinde var bazı işte taş işlemeciliği için özel üretilen zımpara türleri, silisyum karbürler de var, elmaslar da var. Ama ülkemizde maalesef bu tür zımparalara ulaşma imkanımız yok. Onun için hem elmas zımpara yapımını geliştireceğiz, hem silisyum karbür. Benim gözlemlediğim kadarıyla hani 7 sertliğine kadar zaten silisyum karbürde sıkıntı yok. Hatta 7 sertliğinde taşları bile şu anda bununla işleyebiliyorum. Yani ben denedim. Yani düşünün akikleri işliyoruz. Bir sıkıntı yok. Kaç defa kullandım şunu deneme amaçlı. Zaten canlı performansta yer yer yapmaya çalışacağız testleri. Evet, kabaca aşındırıcı grubunu böyle çözüyoruz. Zaten polisaj parlatma kısmında ne kullanacağız? Toz kullanacağız. Seryum oksit kullanılacak. Yine buraya bir bez takılır. Pamuklu bez veya keçe tarzı bir şey. Seryum oksit de buradan yine parlatmalarımızı rahatlıkla yapabiliriz. İşi ekstrem boyuta götürmek isteyenler de tabii ki şu şekilde disk bile yapabilir. Hani pamuklu bezden disk yapıp diskte bile parlatma yapabilir. Ayrıca bunda sadece taş işlemiyoruz. Hani metallerin aşındırılması ve parlatılması işte onlarda da gayet güzel işler çıkarılabilir. Yani taşı aldık. Diyelim ki bir yüzük yaptık. Kasayı nasıl parlatacağız? Hemen burada parlatırız. Ekstra bir polisaj makinesine falan gerek yok. Yani biz burada tek makinayla zaten amacımız oydu. Bütün işlerimizi en kesmeden polisajdan finisajına kadar hepsini bir arada yapmaktı. Amacımıza da ulaştık çok şükür. Darısı sizin başınıza diyorum.
Evet, üçüncü videomuz oldu Adım Adım Kaboşon serisinde. Videolarımızı izlerken lütfen oynatma listelerini kullanın. Oradan sıralı olarak izleyin. Çünkü birkaç tane daha video serimiz, oynatma listemiz var. Mesela bunlardan bir tanesi kaboşon makinesi yapımı, birisi kaboşon testleri. Bunların her birinin içerisinde birden çok video var. Sıralı ve birbiriyle bağlantılı. Lütfen videolarımızı o şekilde izleyin. Beni izlemeye devam edin. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.